Adamın biri ilk defa gittiği küçük bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş. Ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa "Buraların yabancısıyım. Parkın hemen yanı başındaki fırını arıyorum. Yakın olduğunu söylediler. Ama ben çok dolandım, bir türlü bulamadım." "Sen nerede olduğunu biliyor musun?" fırının diye sormuş. Çocuk arabanın penceresini iyice açtıktan sonra "Ben de buraya ilk defa geliyorum. Ama sağ tarafa gitmeniz gerekiyor sanırım," diye cevap vermiş. Adam çocuğun da yabancı olmasına rağmen bu kadar hızlı ve net nasıl cevap verebildiğini merak etmiş. Ve çocuğa tatlı bir dil ile sormuş. "Demiş, sen de ilk defa geldiğini söylüyorsun. Ben o kadar dolandım dolandım bulamadım. Nereden bildin hemen böyle sağ tarafa gitmem gerektiğini?" Çocuk demiş ki, "Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz? Kuş cıvıltıları da oradan geliyor zaten." Adam demiş ki, "İyi ama bunların parktan değil de tek bir ağaçtan gelmediğine malum." Demiş ki çocuk, "Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez. Üstelik manolyalar da katılıyor onlara. Hem biraz daha derin nefes alırsanız fırından yeni çıkmış ekmeklerin kokusunu duyacaksınız," diye yanıtlamış çocuk. Adam şaşkın bir halde çocuğun dediklerini yapmış. Önce gözlerini kapatmış, derin bir nefes almış ve çocuğun tüm anlattıklarını aynen hissetmiş. Manolyaları, yoğun kokuyu, fırından yeni çıkmış ekmek kokusunu. Adam gözünü açtığında çocuğa teşekkür etmek için cebindeki şekerden ikram etmek istemiş. Ama işte o zaman çocuğun görme özürlü olduğunu fark etmiş. Çocuk ise konuşurken bir anda sözlerini yarıda kesmesinden anlamış adamın kendisini fark ettiğini. Işığa hasret gözlerini ondan saklamaya çalışırken, "3 yıl önce bir kaza geçirdim. Görmeyi o kadar çok özledim ki." "Sizinkiler sağlam, öyle değil mi?" demiş çocuk. Adam biraz şaşkın, biraz mahcup yanıtlamış çocuğu. "Evet, ama artık emin değilim. Gözlerim gerçekten görebiliyor mu? Emin değilim." "Emin olduğun tek şey, senin benden çok daha iyi ve derin gördüğün." Görmek mi yoksa derin ve anlamıyla mı görmek? Bazen sahip olmadıklarımız ya da sahip olup kaybettiklerimiz bizde nice hazineleri ortaya çıkarıyor değil mi? Görmek mi yoksa derin ve anlamı ile mi görmek?